İyi bir fikrim var. Ben girişimci olmak istiyorum. Ve bu girişimin sonunda da fikrimi ticarileştirmek istiyorum diyen o kadar çok insan var ki bunu çevremde görüyorum. Ve bu konuda da Türkiye'de son yıllarda çok ciddi faaliyetler yürütüldüğünü de biliyorum. Özellikle KOSGEB bünyesinde girişimcilik destek programı var. Uzun zamandan bu yana KOSGEB'in işbirliği yaptığı üniversiteler olsun, diğer kurumlar olsun buralarda önce 72 saatle başladı, sonradan kapsamı daha farklı hale gelen girişimcilik eğitimleri veriliyor ve bunun sonucunda da fikri olan insanların girişimci olması teşvik ediliyor. Ama benim önereceğim bir şey var. Eğer iyi bir fikriniz varsa her şeyden evvel bir kere finansal plan yapmadan önce, fikrinizi ticarileştirmeye geçmeden önce düşünmeniz gereken bir şey var. Öncelikle bir kere o fikrinizin insanlara, dünyaya nasıl bir anlam kattığını, nasıl bir anlam yarattığını bir kere düşünmeniz gerekiyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Yani insanlar o fikri ticarileştirdiğiniz zaman insanlara nasıl bir katkı sağlayacak, nasıl bir yarar sağlayacak, insanlar o anlam yaratacağına inandığınız ürünü satın alacak mı, ondan bir fayda sağlayacak mı, buna kafa yormanız gerekiyor. Eğer siz anlam yaratacak bir fikre sahip değilseniz maalesef para kazanamazsınız. Eskiden para yoktu biliyorsunuz. İnsanlar takas yoluyla birbirleriyle alışveriş yapıyorlardı. Ama şöyle düşünün, özetleyelim bunu. Sizin elinizde karşı tarafın istediği var. Sizin istediğinizde karşı tarafın istediği var. Üçüncü adıma baktığımızda her iki tarafında birbirinden fayda sağlayacağı, elinde anlam yaratacağı şeyler var. Para sadece takası kolaylaştırıldı. Yani sizin elinizde bir fikir var ve o fikirden ticarileştirdiğiniz zaman karşı taraf bir fayda sağlayacağını, kendisine bir anlam yaratacağını düşünecek ve bunun sayesinde size bir para ödemeyi isteyecek. Bu çok önemli. Para kazanarak anlam yaratamazsınız. Ancak anlam yaratarak para kazanırsınız. Girişimci olmak isteyen herkesin mutlaka ve mutlaka bunu düşünmesini istiyorum. Yani burada sorulacak çok önemli sorular var. Bu sorulardan bir tanesi de benim ürettiğim ya da benim vereceğim hizmeti acaba insanlar satın alacak mı? Bunu sormanız gerekiyor. Bu çok önemli. Peki benim bu ürettiğim ürün ya da satmayı düşündüğüm hizmet insanlara ne gibi bir fayda sağlayacak? Bunu bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Eğer bu soruyu sorduysanız ve bunun cevabını aldıysanız girişimci olabilirsiniz. Ama size çok enteresan bir deneyimimi anlatacağım. Girişimci olmak ve bir caddede mağaza açmak isteyen bir girişimcinin bana anlattığı ve hayran kaldığım şeyi dinlemenizi istiyorum. Bu girişimci bir caddenin üzerinde bir dükkan açmayı istiyor. Ama finansal plana geçmeden önce mağazanın önüne gidiyor, bir fotosel alıyor ve o mağazanın önünde bir hafta boyunca pazartesi, salı, çarşamba günleri bütün gün kaç kişi geçti, hangi saatler arasında kaç kişi geçti, bunun istatistiğini tutuyor. Cumartesi, pazar kaç kişi geçti diye tek tek istatistik tutuyor ve finansal plana geçtiği zaman şunu söylüyor kendisine. Pazartesi günleri işte şu saatler arasında şu kadar kişi geçti. Salı günü şu akşam 5 ile 7 arasında şu kadar kişi geçti. Cumartesi, pazar şu kadar kişi geçti diyor. Ve finansal planını oluştururken de bu kişilerin yüzde kaçı benim dükkanıma girer ve bu yüzde kaçı benim dükkanımdan alışveriş eder diye tahminler yaptığını söyledi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Unutmayın. Eğer fikriniz anlam katıyorsa, dünyada iyi giden bir şeyin sona ermesini engelleyecekse ve karşı taraf buna para ödemeyi isteyecekse, o zaman fikrinizi ticarileştirmeye
başlamanın ilk aşaması olan finansal plan hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ama unutmayın, fikriniz dünyaya bir anlam katacak, insanlara bir fayda sağlayacak. İnsanlara fayda sağlamıyorsa fikrinizi ticarileştirmeyin, para kaybedersiniz.